Kur'an'ı Kur'an ile tefsir etmek ne demektir? Tenzil hakikati nedir? Tenzil olması hakikati hangi yönleriyle mecaza bağlar? Mecaz ile hakikat nasıl bilinir? Nasıl ayrıştırılır? Kur'an'daki mecazlar da tek başına bir anlamı var mıdır? Bu noktada mecaz ile hakikatin ayrılması ilmi gerektireceği için acaba Kur'an bir ümmiye de, ümmi bir kişiye de nasıl hitap edebilir? Doğrudan Kur'an'ı alıp okumak Arap olmayan ya da ümmi olan birisi için nasıl mümkün olacaktır? Kur'an'ın herkese hitap eden genel ifadeleri anlamak için yeterli midir bütünü? Evet ve işte Nazirat suresindeki bugün konuşacağımız Vel Cibale Ersaha ve Nebe suresindeki Vel Cibale Evtada gibi ayet-i kerimelerde burada dağlardan ve onların özelliklerinden söz edilmesi, altındaki manalar neler olabilir? Bunlardan öncelikli olarak insan zihninde ve hayalinde bulunduğu coğrafya ve zamana göre farklılıklar nasıl ortaya çıkabilir? Bunlar manaların dizilişine nasıl etki eder? Günümüz için öne çıkan manalar bu hakikat altında neler olabilir? Bunun günümüze mahsus mesajları nelerdir? Ayetlerde dünyanın imareti ve medeniyet yönünde bu ayet-i kerimelerin anlamları neler olabilir? Evet gibi sorular çerçevesinde 6. meseleyi programımızda inşallah konuşmak istiyoruz Ali Bakkal hocamızla. Buyurun hocam. Nüzul, inzal, tenzil bunlar Evet, ve oradan Kur'an'ın başlayabiliriz. evet buyurun. Şimdi o bahsini ettiğiniz bir takım başlıkları arada sorabilirsiniz. Yani belki Evet. hani sohbetin biraz daha cazibedar olması, daha hoş, daha rahat olması açısından da bu önemli olabilir. Hemen hemen bütün müfessirler tarafından inzal ve tenzil kavramları şöyle kabul edilir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in birkaç türlü nüzulü vardır. Yani en çok kabul edilen nüzulü şöyledir. Birincisi, önce Kur'an-ı Kerim levh-i mahfuzdan dünya semasına inmiştir. Dünya semasına inmiştir. Sonra da 23 senelik zaman zarfında ayet ayet, parça parça Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a inmiştir. Dolayısıyla Kur'an'ın iki türlü inişi var. Bir toptan inişi, o levh-i mahfuzdan dünya semasına inişi. Sonra da müneccemen inişi, yani parça parça inişi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuzdan dünya semasına toptan inişine inzal deniliyor. Ve hatta işte Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gecesi'nde indirildiğinden maksadın da bazı müfessirlere göre bu olduğu kabul ediliyor. Böyle olduğu kabul ediliyor. Ama yani ilk vahiden itibaren de yani daha doğrusu ilk vahiyinde Kadir Gecesi'nde ve o gecenin de Ramazan ayı içerisinde olması münasebetiyle o zaman olma ihtimali de var. Çünkü şöyle bir şey. Şimdi bazen biz bütünün kendisine de aynı şeyi söyleriz, aynı isimle yad ederiz onu. Yarısını da, bir parçasını da, ne bileyim işte %1 parçasını da, binde bir parçasını da aynı isimle yad ederiz. Yani şimdi Kur'an-ı Kerim'den diyelim bir satırlık bir yazı bir yere düşse ne yaparız? Bu Kur'an'dır deriz. Yani şimdi bu Kur'an'ın tamamı mı? Değil. Yani Kur'an'ın bir ayeti olması da bu Kur'an'dır demek için yeterli bir şeydir. Yani dolayısıyla inna enzelnahu fi kadir. Biz onu yani Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik denildiğinde ille de Kur'an'ın tamamının Kadir Gecesi'nde indirilmiş olduğu anlamını anlamak gerekli değil. Ha, tamamını indirdi anlamında anlıyorsanız eğer o zaman bu hepsinin inmesi anlamında ele alınacağından dolayı olsa olsa hangi anlamda düşünülebilir? Levh-i mahfuzdan
dünya semasına indirilişi. Buna inzal deniliyor. Sonra da ihtiyaç hasıl oldukça Cebrail aleyhisselam 23 senelik zaman zarfı içerisinde Cenab-ı Allah'ın emriyle işte şunu al indir diye Cenab-ı Allah neyi indirmeyi murad etmiş ve Cebrail aleyhisselam da hangi ayeti getirmişse bu şekilde inişine de biz tenzil diyoruz. Tabi bu anlamda biz Kur'an'ın inzaline değil de daha çok tenziline muhatap oluyoruz. Daha çok tenziline muhatap olmuş oluyoruz. Ve bu açıdan bakıldığında tenzil aynı zamanda ilahi bir terbiye vasıtası da olmuş oluyor. Yani şimdi adetlerinde çok katı, kafalarını, akıllarını bir takım şeylere çok aşırı takmış, bir takım şeyleri anlamakta çok aşırı güçlük çeken o insanlara her şeyi siz birden verdiğiniz takdirde bunu kabul etmeleri mümkün değil. Yani o sebeple böyle terbiyevi bir metot takip etmek gerekiyor. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a 23 senelik zaman zarfı içerisinde gelmiştir. Ve bir takım hükümler de işte tedirici olarak hasıl olmuştur. Yavaş yavaş yani gerek yasaklarken gerekse bir şeyi emrederken yani mesela birden beş vakit namaz emredilmemiş, istenmemiş ve mesela içki gibi şeyler ya da haram olanların hepsi birden böyle haram kılınmamış. Hatta yani insanların alışkanlık kazandıkları bir haram bile olsa diyelim içki gibi mesela birden haram kılınmamış. Tedirici olarak böyle haram kılınmış. En az o konuyla ilgili olarak dört tane ayet nazil olmuş ve zaman içerisinde insanlar evet doğrudur bu içki kötü bir şeydir içmeyelim diye neticede teslimiyete karar vermiş oluyorlar. O bakımdan tenzil meselesi önemlidir ve Kur'an-ı Kerim nasıl böyle tedricen nazil oldu ise biz de işte insanlara bir takım şeyleri kabul ettirmek için onu örnek alarak tenzil metodunu bir terbiye metodu olarak insanlara uygulamamız lazım. Yoksa yani karşımıza birisi geldi çok kötülüklerle alude ama iyi niyetli birisi bütün iyilikleri hemen kendisine böyle başına bir şey geçiriverir gibi geçiriverelim. Böyle bir şey mümkün değil yani. Zaman içerisinde tedricen olur bir takım şeyler. Kur'an'ın tenzil özelliği de işte bize böyle bir dersi verdiğini söyleyebiliriz. Şimdi tenzilin neyle alakası var? İcaz ile de alakası var. Ve aynı zamanda belagatla da alakası var. Şimdi icaz nedir esas itibariyle? Belagatın en yüksek mertebesidir. Üstadın ifade ettiği üzere. İcaz belagatın en yükseğidir. Yani ne kadar yüksek? Artık insanların öyle bir söz söylemelerini mümkün olamayacağı derecede yüksek bir söz. Öyle bir söz söylemelerinin mümkün olamayacağı kadar yüksek dereceli bir söz. Şimdi bu da biraz hangi metotla mümkün oluyor? Tenzil metoduyla mümkün oluyor. Yoksa yani Kur'an mesela birden nazil olsaydı belagata da çok uygun olmazdı. Yani mesela kişiyi biz karşımıza aldık. Dedi ki bak sana işte buradan tavana kadar olan kitaplar var. Bu kitaplardaki bilgilerin hepsini sana öğreteceğiz. Yani şimdi kişi düşünse ki bunun hepsini birden bana öğretecek. Ya şimdi bir kitaplara bakacak, bir kendisine bakacak. Yahu bu kitaplar benim beynimden 100 kat daha büyük. Yani nasıl bir kere bu o bilgiler buraya sığacak? Mesela daha iptidai olarak meseleye baktığı zaman öyle düşünecek. Mümkün değil der böyle bir şey. Ya yani ben nasıl yahu ta buradan tavana kadar olan bu kitaplarda var olan bilgiyi bu küçücük hafızamda yerleştireceğim, tutacağım. Mümkün değil böyle bir şey. Ona dese ki yani senin tahsil müddetin 20 sene. Bak şimdi buradan
3 metre var tavana kadar. Şimdi bunu 20'ye böleceğiz. 20'ye böldüğümüz zaman bak işte sana her sene söz gelimi 30 santimlik bir şey öğreteceğiz. Ha, bu 30 santimlik şeyi de bir günde öğretmeyeceğiz. 12'ye böleceğiz. Ve her ay işte 2 santimlik bir şey ya, bu kadar. Her ay bak bir ayda bu kadar. Tamam o zaman yani bu kadar olunca insanın gözüne çok gelmez yani bu. O zaman onu öğretebilirsiniz yani. Şimdi işte Kur'an'ın o erişilmez icazının hasıl olması, onda öyle bir belagatın mevcudiyeti de esas itibariyle bu tenzil hakikatinden aynı zamanda kaynaklanan bir... Şimdi tenzilin başka şeylerle de irtibatı var. Neyle irtibatı var? Mecazla irtibatı var. Mecazla irtibatı var. Şimdi insanlar neyi rahat anlayabilirler? Beş duyu organıyla algılayabildikleri şeyleri rahat anlayabilirler. Bunun dışındaki şeyleri metaforlarla anlayabilir. İnsanların kesin kes teşbih metaforlara, mecazlara ihtiyacı vardır. Kesin kes. Dolayısıyla şimdi eğer siz yüksek hakikatleri öğretmek, benimsetmek ve o insanın teslim olmasını sağlamak istiyorsanız o takdirde bunun belli bir zaman içerisinde olması ve o yüksek hakikatler için de temsil ve mecaz kullanmanız gerektiriyor. Yani hem tenzil lazım, yani hakikatin çeşitli zaman aralıklarında böyle bize sunulması gerekiyor. Hem de orada o hakikatlerin anlatılması için o kişinin anlayış, idrak ve fehmine uygun bir takım temsil ve metaforlarla, bir takım mecaz ve kinayelerle bu işlerin anlatılması gerekiyor diyebiliriz. Tenzille de böyle bir alakası mevcut. Şimdi buradan biraz mecaz ve kinaye gibi durumlara geçelim. Şimdi mecaz ve kinaye kavramları usulü fıkıhta biraz farklı ele alınıyor. Belagat ilminde biraz daha farklı ele alınıyor. Usulü fıkıhta şöyle kabul ediliyor. Bir kelimenin konulduğu anlamda kullanılması hakikattir. Yani lügat anlamında kullanılması hakikattir. Yani mesela ben taş kelimesini işte taş anlamında kullanırsam bu hakikattir. Ama mesela anlayışsız bir kişi hakkında ben bu taştır falan diyorsam o zaman bu taş kelimesini ben konulduğu anlamda kullanmamış oluyorum. Yani nasıl mesela taş cansız, kaba bir şey. İşte bu adam da güya canlıdır, akıllıdır ama o taş gibi hiçbir şey anlamayan birisidir demek istiyorum. Şimdi o zaman taş kelimesini konulduğu anlamda kullanmıyorum. Konulmadığı anlamda kullanıyorum. Konulmadığı anlamda kullanıyorum. Buna da mecaz diyoruz. Usulü fıkıhta mecaz denildiği zaman bir kelimenin konulmadığı anlamda kullanılmasıdır. Kinaye nedir? Şimdi bir kelime ya konulduğu anlamda kullanılır ya konulmadığı anlamda kullanılır. Eğer konulduğu anlamda kullanılıyorsa hakikattir dedik. Konulmadığı anlamda kullanılıyorsa mecazdır dedik. Ama şimdi bazen önümüze öyle bir söz geliyor ki ya şimdi acaba konulduğu anlamda mı kullanıldığı yoksa konulmadığı anlamda mı kullanıldı? Mesela birisi ormana doğru bakarak arslan geliyor. Arslan geliyor. Şimdi şöyle bakıyoruz. Arslan falan görünmüyor orada. Bir adam geliyor. Ama yani ormandır. Arslan da ormanların kralıdır. Bazen böyle ormanın kenarına kadar da inebilir. Şimdi bu arslan derken
Acaba gerçekten ormanların kralı aslanı mı kastetti, o hayvanı mı kastetti? Yoksa orman tarafından gelen biraz da tür bir adam olarak biz onu tanıyor, biliyoruz. Acaba onu mu kastetti? Şimdi tam anlayamıyoruz. Tam anlayamıyoruz. Onu da kastetmiş olabilir, kastetmiş olabilir. Eğer söylenilen söze biz böyle bir ihtimal veriyorsak, konulduğu ya da konulmadığı anlamda kullanıldığı hususunda kesin bir karara veremiyorsak, usulü fıkıhta bu tür kullanıma kinaye deniliyor. Bu tür kullanıma kinaye deniliyor. Ama belagat ilmine gelince orada biraz daha farklı ele alınıyor. Yine hakikat dediğimiz şey, evet, kelimenin konulduğu anlamda kullanılmasıdır. Mecaz dediğimiz şey de kelimenin bazı alakalardan dolayı, bazı sebeplerden dolayı konulmadığı anlamda kullanılmasıdır. Yani bu sebep alakası olur, müsebep alakası olur, zaman alakası, mekan alakası, benzerlik alakası vesaire, pek çok bir ilgi olabilir. Yani bir ilgi, bir alaka sebebiyle bir kelimeyi biz konulmadığı bir manada kullanabiliriz. Yine ona mecaz diyoruz. Ama belagat ilminde kinaye, evet, yani usulü fıkıhta olduğu gibi biraz böyle hakikat anlamında mı, mecaz anlamında bir gibi ona yakın bir anlamı da var, ama esas itibariyle konulmadığı anlamda kullanılmakla beraber, yani yine usulü fıkha uygun bir şekilde mecaza yakın bir anlamda kullanılmakla birlikte, biraz hakikatin de kastedildiği kelimelerdir, cümlelerdir. Hani kinaye için bizde en çok hangi şey örnek verilir? İşte kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. Mesela orada gelini oturuyor, kızı da burada bir iş yapıyor. Mesela adam, diyelim ki işte gelini, söz gelimi bir şey yapma konusunda çok hassas değildir böyle. Şimdi gelinine doğrudan, kızım bak böyle olmuyor, bunu güzel yapmak, düzgün yapmak lazım falan diyemiyor. Derse yanlış anlaşılacağından korkuyor adam. Bu sefer kızına diyor ki, gelinini eğitmek istediği konuda, kızım bunu böyle yap diyor. Kızım bunu böyle yap. Şimdi kızım bunu böyle yap dediğinde, yani kime söylüyor bunu zahiren baktığınız zaman? Kızına söylüyor. Kızına söylerken de, yani bunu böyle yap dediğinde hakikaten gerçekte öyle de yapmasını istiyor mu? Evet, istiyor zaten. İstiyor. Ama yani asıl maksadı ne? Kızı öyle yaparken gelini de öyle görsün, bundan ders alsın, gelini de öyle yapsın. Gelini de öyle yapsın. Dolayısıyla kinayelerde her zaman bir miktar hakikat vardır, bir miktar da başka bir anlamda kullanılması vardır. Yani hem konulduğu hem de konulmadığı anlamda kullanılmak gibi bir özelliği vardır kinayelerin. Şimdi usulü fıkıhta bu anlayışa çok fazla yatkın değildir bizim usulcülerimiz. Biraz da tabii şimdi her alandaki ayetler, hadisler, her şeye müsait değildir. Mesela Kur'an'da müteşabih ayetler var mı? Var. Peki Kur'an'da ahkam ayetleri, hüküm bildiren ayetler var mı? Var. Peki ahkam ayetleri içerisinde müteşabih ayet var mı? Yok. Ahkam ayetleri içerisinde müteşabih ayet yok. Çünkü eğer ahkam ayetleri içerisinde müteşabih ayet olursa, o ayetin maksadını tam olarak anlamanız mümkün olmaz. Yani maksadını anlamadığınız bir ayetle de hüküm sabit olmaz. Şimdi o sebeple, yani ahkam ayetleri ile söz gelimi ahlak ayetlerini, konusu ahlak olan, konusu efendim kainat olan,
konusu ahiret olan, konusu melekler olan, konusu Cenab-ı Allah olan, konusu işte farklı farklı alanlar olan ayetleri birbirinden ayırmak lazım. Yani nasıl ki bu alanlar ayrı ayrı alanlardır, hepsinin farklı özellikleri var. Ayetler de ona göre farklı özelliklere sahip oluyorlar. Evet, Kur'an'da müteşabih ayetler var, Kur'an'da muhkem ayetler var, ama Kur'an'da ahkam ayetleri içerisinde müteşabih ayet yoktur. Ama ahiret alemine gelince de mesela, şimdi ahiret alemini siz tutup da ahkam ayetleri netliğinde, açıklığında anlatmanız mümkün değil. Orada çoğunlukla temsil, mecaz, kinaye kullanmak mecburiyetindesiniz. Yani işte orada kinayenin yeri önemli. Orada kinayenin yeri önemli. Şimdi mesela Üstad, ve cealne cibale evtada buyuruyor Cenab-ı Allah. Şimdi biz dağları böyle kazık gibi yaptık diyor Cenab-ı Allah. Bu ayetin zahirine baktığınız zaman bu doğru mudur? Doğru. Yani hasreten ayetlerin nazil olduğu Arabistan'a gittiğiniz zaman, yani şöyle çölün bir tarafında olduğunuz zaman, efendim işte o yüksek dağları böyle birer kazık gibi görürsünüz adeta. Yani oradaki dağlar da biraz böyle sivri sivridir. Böyle yalçın dağlardır böyle. Kazığa benzerler adeta. Yani Bedevi ona baktığı zaman onu çok rahatlıkla işte böyle bu yeryüzü sanki o kazıklar üzerine çakılmış bu şekilde duruyor şeklinde olabilir. Yani ayeti mesela bu anlamda değerlendirmek gayet normaldir. Ama şimdi ayeti bu anlamda değerlendirdiğiniz zaman mecazi olarak, yani şimdi mecazi olarak derken konulduğu mananın dışında başka manaları ihtiva eden bir özelliğe sahip bir kelam olarak değerlendiremez miyiz? Evet, değerlendirebiliriz. Yani burada mecaz ifadesinden çok o zaman kinaye ifadesi öne çıkıyor. Ama tabii o başka anlamların daha çok olması nispetinde de mecaz, hani alındığı anlamdan başka bir anlamın kastedilmiş olması çok olunca bir nevi mecazi anlam ağır basmış oluyor. Yani mesela biz böyle dağları bir kazık gibi yaptık demek de beraber farklı anlamlarınacağını ifade ediyor. Mesela ne diyor? Şu caizdir diyor. İşaret olunan mecaz böyle bir tasavvuru ima eder ki sefine gibi olan küre, yani gemi gibi olan bir küre bahri muhit havainin içinde, yani sanki bu hava büyük bir okyanus ve bir denizin içerisinde tahtel bahir gemisi gibi, yani adeta bir denizaltı gibi ve umman gibi fezada direk veya demir gibi dalıyla, sanki böyle bir fezada yüzülüyor. İşte o direklere bu dünya böyle bağlanmış. Direk ve demir gibi dağlarıyla irsa ve tamit edilerek havayla iştibak ettiğinden muvazeneti, yani böyle ölçülü bir şekilde muhafaza edilmesi sağlanmıştır. Demek dağlar o geminin demir ve direkleri hükmündedir. Dağlar böyle işte ovalar bir o tarafa bir bu tarafa gidip düşmesin diye dağlar öyle bir muvazene sağlıyor şeklinde bir an buradan çıkarmak mümkün. Şimdi saniyen diyor, ikinci olarak inkılabatı dahil eden ihtizazat, yani o içeride böyle çalkalanmalar var. O çalkalanma neticesinde ne oluyor? O dağlar ile iskat olunurlar. Yani o dağlar, o içerideki dalgalanmaları
böyle bastırırlar, daha fazla dalgalanmaya müsaade etmezler. Zira dağlar yerin mesamatı hükmündedir. Yani işte yerin altında bir takım şeyler çıkacak olursa o dağlardan böyle çıkar. Dağlar vasıtasıyla işte lavlar falan yani gidip de ovalardan çıkmaz yani. Nereden çıkar? Dağlardan çıkar. Dolayısıyla dahili bir heyecan olduğu vakit, dahili bir heyecan, içeride bir heyecan olduğu vakit arz dağlar ile teneffüs ettiğinden, yeryüzü ettiğinden gazabı ve hiddeti sükunet bulur. Dağlar arzın sükun ve sükuneti iledir. Demek arzın sükun ve sükuneti dağlar iledir. Böyle bir anlam da anlayabilirsiniz. Yani ayeti kinayi anlamda anladığınızda işte böyle, bu anlama işaret etmez diyemezsiniz. Yani işte sadece dağlar bir kazıktır. İlle bu anlama takılıp kalmanız gerekmiyor. Bunun dışında sizin anlama, işte duygu vesaire pek çok kabiliyetlerinizi bir araya getirdiğinizde herkesin farklı farklı o dağları anlaması, değerlendirmesi mümkündür. İşte salisen, rabian yine başka başka şekillerde de bunları anlamak mümkün olabilir diyor üstad. Yani kısacası sadece böyle ahiret alemiyle ilgili değil. Kur'an'da dünyada ve bu şehadet aleminde var olan şeylerden bile bahsedilse bu bahisleri biraz kinayi yollu olarak anlamak daha uygun olacaktır. Şimdi kinayi yollu olarak anladığınız zaman o lafızların zahiri hakikatini de reddetmiş olmuyorsunuz. Sadece o lafzın zahiri hakikatinden daha yüksek, daha geniş, daha ulvi bir takım hakikatlere geçiyorsunuz. O ayet hem zahirini ifade ediyor, hem de o başka hakikatleri ifade ediyor. Yani belagat ilminde bu mümkün oluyor ama ahkamla ilgili ayetlerde, hadislerde bu pek mümkün değil. Yani dolayısıyla usulde ve belagatta, yani usulde ve belagatta derken esas itibariyle yani bu ilimleri yapan kişiler aynı kişiler bir yerde. Yani hem belagatçı kişi aynı zamanda usulü fıkıhçı, aynı zamanda müfessir, aynı kişi. Yani belagat kitabı yazdığı zaman mecaz ve kinayeyi böyle tarif ediyor. Usul kitabı yazdığı zaman şöyle tarif ediyor. Çünkü o ilimde öyle olması gerekiyor. Yani şimdi tefsir yaparken evet Kur'an'da müteşabihat vardır der. Ve işte müteşabih ayeti kendini açıklamak uygun görüyor, geliyorsa o şekilde açıklar. Ama yani ahkam ayetlerine geldiği zaman kesin kes orada der ki burada müteşabih yoktur. Yahu sen diyordun Kur'an-ı Kerim'de işte müteşabih var. Ya tamam diyordum da yalnız bunlar bak ahkam ayetleri. Buralarda açıklık seçiklik lazım. Buralarda öyle kapalılık olmaz. Hele hele çok kapalılık hiç kimsenin anlamayacağı derecede bir kapalılık olmaz. Evet yani bunu da ben söylüyorum, bunu da ben söylüyorum. Ama bunun alanı bu, bunun alanı şu şeklinde. Yine kinaye ile ilgili hani örnek vermek gerekirse mesela Araplar cömert adam için derler ki külü bol, kesir-i ramat ifadesini kullanırlar. Külü bol. Şimdi esasen bu külü bol ifadesi mecazi bir ifadedir ve kişinin cömert olduğunu ifade etmek üzere kullanılır. Ama yani kişinin hem külünün bol olması hem de cömert olması bu kişinin mümkün mü? Bu kesir-i ramat kelimesiyle her ikisini de kastetmek mümkün mü? Mümkün. Yani nasıl mümkün olabilir? Yani eskiden zaten daha çok öyle oluyordu. Mesela kime cömert diyorlardı? İşte dışarıdan misafir geldiği zaman hemen efendim ateş yakıp ona yemek yapan, ona ikramda bulunan kişiye cömert diyorlardı. Yani cömertliğin buydu.
Ve tabii böyle olan adam da işte ateş yakar, külü çok olurdu. Külü çok olurdu. Dolayısıyla kesir ramat denildiğinde yani anlamında bu söz doğru oluyordu. Hem de mecazi anlamda doğru oluyordu. Hem gerçekte o adamın külü bol oluyordu. Çünkü gelene gidene ikramda bulunursa adam ateşi çok olur, külü de bol olur sonuç itibariyle. Yani eskiden cömertliğin en az %50'si böyle yemek edilmek suretiyle oluyordu yani. Öyle hakikatle mecaz nasıl birleşiyor falan diye bunu özellikle usulü fıkıh açısından bakıp reddetmeye gerek yok. Yani biraz da belagat ilmi aslında meseleye bakıp bunların bazen birleşebildiğini, hatta Kur'an-ı Kerim'de daha fazla olabileceğini de dikkate almamız gerekiyor. Mesela başka bir örnek, uzun boylu adamlar için kılıcının bendi uzundur derler. Kılıcının bendi uzundur. Yani askısı uzun. Yani niye uzun? Şimdi adam uzun boylu olduğu için ister istemez askısı da uzun olmak mecburiyetinde. Şimdi uzun boylu bir adam yani kılıç taşıyorsa adeta otomatik olarak kılıcının bendi de uzun olacaktır yani. Hani şimdi kılıcının bendi uzundur denildiğinde hem uzun boylu olduğunu anlıyorsunuz hem de böyle hani kılıç sahibi birisi olduğunu da buradan anlıyorsunuz. Yani her iki mana oluyor. Şimdi özellikle işte ayetlere geldiğimizde bunlar bazen kevni ayetler de olsa, yaratılışla ilgili, şehadet alemiyle ilgili ayetler de olsa hakikat ve mecazın birleşmesi mümkün. Yani biz insanların kullanımına nispetle Kur'an'da bu tür birleşmenin biraz daha fazla olabileceğini söyleyebiliriz. Birçok ayete bu noktayı nazardan bakmamız mümkündür yani. Şimdi o bakımdan yani hakikatle mecaz nasıl birleşir? Pek fazla konuyu garipsememek gerektiğini düşünüyorum yani.